Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar bize bir istekte bulunmuştu. Dediler ki işte sure numaraları var. Şurada sure isimleri var. Tablomuz bu. Burada sure numarasını yazdığım zaman surenin adı, surenin adını yazdığım zaman da surenin numarası bir hücreye gelsin dediler. Ben tabii bunu Excel'de yaptım ama arkadaşlar dediler ki bunu Veba'da yapsak daha iyi olur. Bunu inşallah bu videoda Veba'da yapacağız ama daha önce bunu nasıl yaptığımızı size göstereyim. Şimdi bakın burada metinsel bir ifade var. Şimdi şu Enam suresinin Ctrl C'den buraya yapıştırdığım zaman bakın Enam suresi 6. sure. 6. sure. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bu sefer 14 diyorum buraya. Bakın rakamsal bir ifade yazdım. Sure numarası olarak. Ve buraya İbrahim suresi geldi. Biz bunu da şu yukarıdaki görmüş olduğunuz formül çubuğundaki formüllerle yapmıştık. Şimdi gelelim bunu biz Veba'da yapalım. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şu formülü tıklayalım. Böyle bir form önümüze gelecek. Tamam mı? Şu sureleri tıkladığın zaman ikinci bir form açılacak. Yani bizim şu sure numaralarının ve sure adının bulunmuş olduğu form açılacak. Ben burada ister sure numarası gireyim, isterse de şey gireyim, surenin adını gireyim. Onlar burada listelenecek ve biz burada da seçtiğimiz zaman sure numarası buraya, surenin adı da buraya gelecek. Tamam. Şimdi başlayalım. Şurada bir olayımız yok. Sadece sureleri bir kod yazdım. Orada huzur form 2'yi açan, yani bu listenin bulmuş olduğu formu açan bir kod. Onu da size şöyle göstereyim. Sureleri tıkladığım zaman huzur form 2 şov dediğim zaman burası açılacak. Peki burası açıldığı zaman, şu form açıldığı zaman ne olsun? Sure numaralarını ve sure adlarını buraya biz arkadaşlar alalım. Yani şurayı alacağız. Bunun için şu form ilk açıldığı zaman, yani imtiyalize bölümüne bunu hemen ne yapıyoruz? Kodluyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Bunu listbox 2'nin row search olayını alacağız. Hemen buraya listbox 2.row, pardon, listbox 1. Küçük harfle yapalım. Listbox 1.rowSearch eşittir tırnak içerisinde kaynak sayfasının arkadaşlar başlıkları da alacağız tabi başlıkları alacağımız için kaynak sayfasında belirtiyorum burada ünlem işaretiyle burada A2'den 2 nokta üst üste B'nin mesi olacak son dolu satır sayısı. Bunu da tırnakla kapattım. Birleştiriyorum. Diyorum ki buraya sheets kaynak sayfasının nokta range A ne olsun? 114 de olabilir. Zaten başka daha şey yok ama mesela şöyle 5000 olsun. Nokta end arkadaşlar buraya x elap da diyebiliriz. 3 de diyebiliriz. Aynı şey. Nokta roll dediğim zaman bu bana en son dolu satır sayısını verecektir. Ve bizim listemiz de burada gözükecektir. Hemen deneyelim. Tıkladığım zaman bakın arkadaşlar sure numarası buraya geldi. Hemen şuraya bir geleyim. Listbox'ın içerisine properties'te biz de neler yaptık? Kolum count yani kolum sayısı. Kolum sayısı kaçtı? İki tane burada listemizde var. Şunu 60 yapayım. Burada da sütun sütunları ayarladık. Birisi genişliklerini 60 ve 100 diye. Kolum count'a 2 dedik. Buna bir de diyebiliriz. Fark etmez. Burayı kullanmayacağız. Burada yaptığımız işlemler sadece bunlar. Şimdi biz burada text box'a gireceğimiz
sayısal bir ifade olabilir. Ne bileyim, işte şurada bir herhangi bir harf de olabilir. İşte o harfi içerisinde geçen süreler buraya listelenecek. Hemen text box'a tıkladın. Yapacağımız ilk işlem arkadaşlar bizim list box'ı temizlemek olacak. Geliyorum buraya. Hatta şöyle row search olayından bunu temizlememiz lazım. Yani biz row search, yani list box'ın kaynağı arkadaşlar, yani satır kaynağı bu. Şimdi biz bunu kullanırsak arkadaşlar bunu almayacaktır. Yani başlıklar gözükmeyecektir. O zaman biz ne yapalım? Pardon, başlıklar değil, yani hiç almayacaktır. O zaman biz burada ne yapmamız lazım? Şu row search olayını, yani kaynak olayını boşaltmamız lazım. Ama burada aldım buradan. Kontrol şöyle geldim buraya. Kontrol veriyorum. Bunu önce bir boş bırak. Daha sonra gelsin. List box 2.clear diyelim. Silelim. Pardon 1. List box 1.clear diyelim. Ve bunu silelim. Şimdi arkadaşlar burada metin bul fonksiyonunu kullanacağız. Ve buraya, şimdi burada döngü içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Geliyorum buraya, sor diyorum. A eşittir. Nereden başlıyor? 2'den. To nereye kadar? 114 sure olduğu için 114 yazdım buraya. O kadar dönecek. Ve buna da next diyelim. Ve kodlarımız bunun içerisine yazalım arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle diyeyim. X dedim. Hatta şöyle diyelim. X olsun. X dedim. Eşittir. Worksheet fonksiyon nokta search metin bul demek arkadaşlar. Şimdi neyi bulacak? Arkadaşlar text box'a yazan değeri. Bir de yazan değeri bulacak. Nerede bulacak? Cells A virgül 1. Bunu kapatıyorum. Birleştiriyorum. Bir de nerede arayacak? Sure adını arayacak. Önce şurada sure numarasını arattık. Şimdi de birleştirerek yapıyorum bunu ki biz aynı yere tıklayacağımız için, yani sadece text box bile tıklayacağımız için bu ikisini birleştiriyorum. İster sayısal yazalım, isterse metinsel yazalım. Ne yazarsak arkadaşlar onu bizim list box'a getirecektir. O zaman burada ne demem lazım? Cells A virgül 2 demem lazım. Peki kaçıncı karakterden itibaren başlayacak? Birinci karakterden itibaren dedi. Buraya bunu yazdık ve parantezimizi de kapatalım. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar text box 1'e yazacağımız değer eğer varsa şu döngü içerisinde bulunan sure numarasında veya sure adında varsa arkadaşlar şu x tamamı sıfırdan büyük bir değer olacak. Yoksa da hata verecek arkadaşlar. Şimdi bu hata verecek. Hatayı vermesin önce şuradan on error resume next diyerek bir engelleyelim. Ondan sonra şunu diyelim. Eğer burada hata yoksa ne yapsın? İşlemler yapsın. O zaman burada eğer hata yoksa ben nasıl yazacağım? Arkadaşlar if diyorum. Error nokta number, yani hata numarası yoksa, hata numarası eşittir sıfırsa, yani bir hata yoksa o zaman aradığımız değer şu A veya B sütununda var demektir. Then diyorum. Varsa ne yapacak? O zaman arkadaşlar list box bulmuş olduğu değeri list box içerisine atacak. List box bir nokta add item neyi atacak? Arkadaşlar cells A virgül 1, yani
şunu atacak. Birinci sütununa. Daha doğrusu sıfırıncı sütununa. Çünkü list box'larda, combo box'larda satır ve sütun indisleri, indis sayılar sıfırdan başlar. Tamam. Tamam. Şimdi geliyorum. Excel'in ikinci sütunu. Excel'in ikinci sütunu. Ama list box'ın birinci sütununa. Şimdi biz burada neyi aldık? Yani text box'ta yazmış olduğumuz değer varsa arkadaşlar, daha doğrusu şurası sıfırsa, yani hata sıfırsa, o zaman ne yapacak? Birinci, Excel'in birinci sütununu, list box'ın sıfırıncı sütununu alacak. Şu B sütununda varsa arkadaşlar, o zaman ne yapacak? List box'ın birinci sütunu bizim listemizin ikinci, yani Excel'deki listenin ikinci sütununu alacak. O zaman şöyle diyoruz. List box 1 nokta list, parantez açtım, list box bir nokta column count eksi 1,1. Bu neye eşit olacak? Arkadaşlar cells a 1,1'e, pardon 2. Evet. A 1,2 olacak. Şu list box 1 nokta list count olacak. Evet arkadaşlar, bu tamam. Şimdi geliyorum buraya, ne diyeceğim artık, koşulu bitirelim. And if diyoruz. Ve arkadaşlar bunun hemen altına ne diyoruz? Error nokta number sıfırlansın arkadaşlar. Varsa arkadaşlar, buraya gelmişse ne olacak? Bizim şeyi sıfırlasın. Hata sayısını sıfırlasın. Şimdi arkadaşlar bunu deneyeceğiz ama ne yapacağız? Şimdi burada şimdi list box'a geliyor. Şimdi arkadaşlar bulduğumuz list box'a geldi. Şimdi list box'a ne yapacağız? Tıkladığımız zaman user form 1'de bulunan text box 1 ve text box 2'ye sure numarası ve sure adı gelecek. Fakat şurada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bak. Şunu şöyle alıyorum. Kopyalıyorum. Şunların başına bunu getiriyorum. Niye? Çünkü bu farklı bir sayfada ise user form şunda, o zaman arkadaşlar çalışmaz. Yani bu Sales A1'i hangi sayfadan aldığını arkadaşlar bizim buraya belirtmemiz lazım. Farklı bir sayfadaysa Sales A1 kendi sayfasını, bulmuş olduğu sayfayı algılayacağından bize hatalı sonuç verecektir. Bunu da buraya yapıştırdık. Daha var mı? Bir de burada var. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz ki dediğim gibi farklı bir sayfada işlem yaparsak problem olmaz. Tamam arkadaşlar. Şimdi gelin buraya. User form form 1 nokta text box 1 eşittir list box nokta kolum, parantez açıyorum, sıfır. Sıfırıncı kolum nereye gidecek? Yani list box 1'in sıfırıncı sütunu nedir arkadaşlar? Şu A sütun. O nereye gidecek? User form 1'de bulunan text box 1. Şimdi bunu buradan arkadaşlar aldım. Ctrl C dedi. Ctrl V diyorum.
Buna da 1 diyorum. Ve buna da Xbox 2 diyorum. Ve ne yapacak arkadaşlar? Gelecek Android mi diyorum ki User Phone 2 kapansın. Evet arkadaşlar, şimdi bunu bir deneyelim. İnşallah bir sorun olmaz. Tıkladık arkadaşlar. Süreleri tıkladık. Evet. Pardon. Evet. Biz şurayı niye değiştik ki? Bakın Xbox'a sağ tuş. Burada Portis'e geldim. Şu 2 olacak. Bizim listemiz Xbox'ımız arkadaşlar 2 sütundan olduğu için oraya 2'ydi. Ben zaten 1 yaptım. Niye yaptım anlamadım. Tamam arkadaşlar. Şimdi söyle tıkladığım zaman bakın arkadaşlar söyle buraya geldiğimiz 14 sure en son Nas suresi geldi. Şimdi geldiğimden burada da mesela 55. sure dediğim Rahman suresi ve bunu tıkladığım zaman çok güzel bir hata aldık. Kolumuz mu olacak bu yoksa? Bakalım. Hayır. Xbox 1 olacak burası ya. Evet. 1 diyoruz. Ve evet arkadaşlar. Bakın geldi. Tekrar çıkalım buradan. Gelelim tekrar surelere. Gelelim buraya. Ne diyelim? İhlas suresi diyelim. Bakın tıkladığım zaman 112. sure İhlas suresi. Öyle mi? Hemen şöyle aşağı doğru inelim. 112 arkadaşlar İhlas suresi. Evet. Sureler dedik. Şuraya geldim. 48 dedim. Fetih suresi. Evet arkadaşlar. Fetih suresi geldi. Buradan da bu Fetih suresine Filistin'e gitsin inşallah. Haydi bakalım. Doğru mu yapmışız? 48. Geldim buraya. 48 dedim arkadaşlar. Evet Fetih suresi. Daha buraya bakmaya gerek yok. Bakıyoruz. Evet. Daha buraya artık bakmayalım arkadaşlar. Çünkü yaptığımız işlem Allah'ın izniyle güzel olur. Evet arkadaşlar. İnşallah bu arkadaşlarımızın istekleri yerine gelmiştir. Şu Yüzür Fondu'nun ismiyle şuradan değişelim. Ne diyelim? Sureler. Evet arkadaşlar. Son bir deneme yapalım. Şöyle 89. Niye böyle yazıyorum ki? 89 dedik. Fecr suresi tıkladığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar sure numarası sure adı da sure adını bulmuş olduğu textbox'lara geldi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.